HDL nedir arkadaşlar? Yüksekliği ne demek, düşüklüğü ne demek? HDL biliyorsunuz iyi kolesterol olarak biliniyor. Hakikaten iyi mi? Ve HDL kaç olmalı? Size bunu çok kısa anlatayım. Bu HDL'yi de öğrenmiş olun. Şimdi HDL'nin önemi şu arkadaşlar. HDL iyi kolesteroldur. Niye? Çünkü sizdeki kolesterolü ne yapar? Damarlardan toplar. Çöpçü gibi düşünün. Gider karaciğere götürür. Karaciğer der ki işte sana kolesterol getirdim. Bunu temizle. Bu vücuda zarar vermesin diye. Karaciğer de ne yapar? Onu işlemden geçirir. İşlemden geçirdikten sonra da onu dışkıyla atılacak hale getirir. Böylece kolesterol seviyeniz kanda ne olur? HDL yüksekse total kolesterol seviyeniz vücudu tehdit etmez, hastalıklardan sizi korur. Ne gibi hastalıklardan korur? Kalp hastalığı en başta, çünkü damarlarınız daha az tıkanır. İşte beyinde tıkanıklık, felç, göğüs ağrısı, anjine diyoruz. Hatta aorta anevrizması gibi böyle tehlikeli durumlardan sizi korur. Yani HDL'nin yüksek olması iyidir. Niye? Çünkü HDL bir çöpçü olarak düşünün. HDL gider kolesterolünüzü vücuttan toplar, onları bir fabrika olan nedir? Karaciğere getirir. Karaciğerde böyle bir temizlik fabrikası olarak düşünün. Evet, şimdi HDL seviyeniz niye düşer arkadaşlar? En başta tabii ki yüksek nedir? Yüksek tansiyon, yüksek kilo yani obezite ve glikoz seviyesinin yüksekliği. Buna metabolik sendrom da deniyor tıpta. Yani böyle obez, aşırı kiloluysanız, kan şekeriniz de böyle sınırda yüksekse ve tansiyonunuz da arada yükseliyorsa metabolik sendrom riskiniz vardır. Bunlar da genelde HDL seviyesi ne olur? Düşük olur. Onun dışında HDL düşüren bazı diğer nadir görülen durumlar var. Bunlar nedir? Mesela genetik bir hastalık var. Apolipoprotein A1 denen bir protein eksikliği. Onun dışında işte aşırı sigara içmeniz, sigara gördüğünüz gibi HDL'yi de ne yapıyor? Düşürüyor. Yine nedir? Tangier hastalığı denen bir hastalık var. Bu genetik bir hastalık. Böyle portakal rengi, tonsiller olarak arkadaşlar. Bir de nedir? Hiperlipidemiler. Yani kandaki yağların genellikle yine genetik olarak yüksek olduğu hastalıklarda HDL seviyeleri düşer. Ve yine nedir? Kullandığınız bir takım ilaçlarda yine HDL seviyeniz düşebilir. Bunlar hangi ilaçlar? Özellikle testosteron, steroidler, beta bloker. Bu beta bloker bir genellikle tansiyon ve kalp ilacıdır. İdrar söktürücü bazı diüretikler ve nedir? Doğum kontrol hapları, yani östrojenli ilaçlar ve benzodiazepin dediğimiz böyle yatıştırıcı psikotik ilaçlar. Bunlar HDL seviyenizi düşürür. Peki nadiren HDL seviyeniz yüksek çıkabilir arkadaşlar. Böyle nedir? 80-90 gibi yüksek değerlerde. Genellikle bunlar nadir görülür. Tabii bu iyi bir şey ama bazı genetik durumlarda böyle yükseklik olabilir. Bu niye olur? Bunun birinci nedeni, yani çok sık görülen nedeni nedir? Genetik kolesterol ester transfer proteinindeki gen mutasyon. Yani bir çeşit genetik bir rahatsızlık. Bunda HDL seviyesi arkadaşlar böyle 100-150 gibi yüksek seviyelere çıkabilir. Onun dışında yine HDL'yi yükselten nedir? Hipertiroidizm, yani tiroid bezinin fazla çalışması. Bu da HDL seviyenizi yükseltir. Bir başka neden nadir görülür bu. Primer biliyer kolanjit dediğimiz böyle safra yollarında bir otoimmün hastalıkla giden bir durum. Bir de nedir? Aşırı alkol tüketimi. Tabi alkol ne güzel HDL'yi yükseltiyor diye düşünmeyin. Alkol her şeye zararlı arkadaşlar. Sakın alkol içmeyin. Ve bir de HDL'yi yükselten nedir? Kullanılan bazı ilaçlar. Bunlar nedir? İşte kolesterol düşürücü bir takım ilaçlar. Niyazin türü, fibrat türü ilaçlar, statin türü ilaçlar HDL seviyenizi yükseltir. HDL seviyeniz kaç olmalı? Yani risk olmaması için. Bu erkek ve kadında cinsiyete göre değişir. Erkeklerde 40'ın altına inmemeli. Kadınlarda 50'nin altına inmemelidir. O zaman ne olur? Damar tıkanıklığı riski başlar. İdeali bunun arkadaşlar 60 ve üzeri olmasıdır. Yani HDL seviyenize bakın, test yaptırdığınız zaman 60 ve üzeri ise bu iyidir sizin için.
sizi damar tıkanıklıklarından ne yapar? Korur arkadaşlar. Evet, HDL böyle. Özetleyelim. Kolesterolü ne yapıyor? Atık fabrikamız karaciğere götürüyor ve damarlarımızın tıkanmasına engel oluyor arkadaşlar. HDL onun için önemli. Evet, bir sonraki videoda size yine bu sefer tam tersi kötü kolesterol dediğimiz o meşhur LDL'yi de anlatayım. LDL'nin nedir? Yüksekliği ne demektir? Böylece bu iki önemli lipid testini öğrenmiş olursunuz. Yine sorunuz varsa videonun alttan sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone değilsiniz ki yeni videolardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.